Şimdi güzel kardeşim, üçgende açılardan şey doğruda açılardan başlıyoruz önce. Tamam mı? Doğruda açı. Doğruda açı en temel bilgi. Tamam mı? Ben genelde öğrencilere şunu söylüyorum zaten. Geometri çalışacaksanız ilk birkaç ay hiçbir şey yapmayın. Sadece doğruda açı, üçgende açı çözün diyorum. Çünkü şekilleri yorumlama, görme, o paralellikleri anlama, açı ortayları fark etme, o benzer kenarları, benzer açıları yakalama doğruda açı ve üçgende açı da daha bariz görülüyor. Daha net görülüyor. O alışkanlığı kazanmak adına doğruda açı, üçgende açı. Ben sana şimdi ilerlesek bile sürekli ben sana üçgenlerden zaten bir ödevlendirme yapacağım. Tamam mı? Şimdi doğruda açıda da genelde herkes bir kural veriyor. Herkes işte atıyorum şu kural var, bu kural var, bilmem ne kuralı var. 50 tane kural yazar doğruda açıda. Sanki farklı şeylermiş gibi ama temel ben sana 3 ya da 4 cümle kuracağım. Koca doğruda açılar konusunu özetleyeceğim. 1. Her şeyden önce açı kavramlarından başlayacağım. Tamam mı? Önce onlar neyin olup olmadığından bahsedelim. Dar açı dediğimiz şey neydi kardeşim? Dar açı. Dar açı. Derecesi doğru. Aynen. Alfa dersek sıfırdan büyük, 90'dan küçük açılar. Doğru mudur? Doğru. Dik açı denir, nedir? Dik açı dediğimiz şey. Derecesi tam 90 olan. Tam 90 olan açılar dik. Geniş açı nedir? Derecesi 90'dan Geniş büyük. açı. Nedir? Derecesi alfa. Deme alfamız 90 ile 180 180. arası olacak. Doğru mudur? Doğru. Peki başka neyimiz var güzel kardeşim? Başka neyimiz var? Doğru açı ya da düz açı dediği şey nedir? 180 180 derece. derecedir. Tam açı dediği şey nedir? 360 derece. Tam açı da 360 derecedir. Var mı sıkıntı kardeşim? Yok hocam. Yok. Bir de bizim ne açılarımız var? Tümler açı ve bütünler açı kavramlarımız var. Tümler açı nedir? Tümler açı ile bütünler açı en çok şurada karışıyor kardeş. Lan acaba hangisi 90'dı? Bu mu 90'dı? Bu mu 180'di tarzı mevzuları var. Bunu karıştırmamak adına ben genelde böyle kodlama falan yaparız ya. Harflerle, başka kelimelerle vesairelerle falan kodlama yaparız ya. Ondan dolayı ne yapacağız burada da? Kodlama yapacağız. T'yi görüyorsun. Diklik sembolü ters T değil midir? Doğrudur. O zaman T'yi görüyorsun. Aklıma ne gelecek? 90. 90 derece gelecek. Yani burası 90 derece. Var mı sıkıntı? Tümler açı. O zaman ben şuraya alfaya teta dersem alfa artı teta eşittir 90. 90. Yani birbirini 90'a tamamlayan açılara biz tümler diyoruz. O zaman ben dersem ki sana 40'ın tümleri nedir? 50. 50. 20'nin tümleri nedir? 70. Gibi. Bütünlere geldik. Bütünlerde de 180 gelecek. Hatta B'nin iki tane bombesi olduğu için 180 180 gibi düşünebilirsin. Direkt 180 gibi algılayabilirsin olayı. Burada da toplamları 180 olan açılara biz ne diyeceğiz? Bütünler Aç. açı diyeceğiz. Buraya kadar var mı sıkıntı? Yok hocam. Yok. Şimdi çok daha detayları var. Trigonometride gördüğünüz için ben bunları vermeyeceğim. Tamam mı? Zaten trigonometri bu dakika, derece, saniye muhabbetleri, bir de radyanı dereceye çevirme olayları falan var. Bunlar trigonometride alındığı için vermiyorum. Direkt artık doğruda açı kurallarına girelim. Nedir bu doğruda açı kuralları? 1. En temel kural. Şu ok çizdiklerimin hepsi paralel. Tek tek D1, D2 paralel yazmayacağım. Burada Z kuralı var. En bilindik kural. Tamam mı? Evet. Z kuralında şimdi değil mi? 3 ya da 4 cümleyle özetleyeceğim olayı. İlk cümlemizi kuruyoruz. Burada Z kuralında paralellik şart olmak zaten burada şart olması durumunda. Arkadaşım ne yapacaksın? Z kuralında gördüğün tüm dar açılar ve tüm geniş açılar kendi aralarında birbirine eşittir. Neymiş? Z'de tüm dar açılar ve tüm geniş ve açılar tüm geniş açılar neymiş? birbirine eşit. Birbirine eşitmiş ama kendi içlerine eşitmiş. Doğru mudur? Yani bana derse ki burada şuraya x, y, z, k, şuraya da a, b, c, d açılar dedim. Değil mi? Ben o zaman burada direkt x eşittir, z eşittir, a eşittir, c diyebilir miyim? Evet. O zaman bana x'e 50, atıyorum 100 diyorsa ben otomatikten c'ye hiç düşünmeden 100'ü yapıştırırım. Tamam mı? Yok, hiç ters geldi, ters oldu, oradan z geldi, zikzak oldu, bilmem ne oldu diye gerek Yok. yok. Onun dışında aynı şekilde Y eşittir K, o da eşittir B, o da eşittir D diyebilir miyim? Evet. Bunu da derim. Onun dışında şimdi bir de tabirlerimiz var. Nedir o tabirlerimiz? Şimdi karşına çok sık çıkar. Yöndeş, işte iç ters, dış ters, bilmem ne bilmem ne kavramları var. Onlardan bahsedeyim. Burada kardeşim X ile C nasıl açılar? X ile C nasıl açılar? Bak bakayım.
Yöndeş mi? Hayır. Nedir? X ile C dış ters. Ters. Değil mi? Hı hı. Mesela B ile D nasıl açılar? B ile D nasıl açılar? Ters açılar. Tamam mı? Tamam, B ile yani. D ters açılar. Mesela buraya baktığımızda B ile Y nasıl açı? Bu sefer yöndeş. Kesinlikle yöndeş. Mesela A ile Z nasıl açılar? İç ters. İç ters. Tamam. Hı hı. Yani bazen sorularda şey yapmaz böyle, şekil üzerinde göstermez. Sözel ifadeler. İşte şununla şu ters aç, iç ters aç olmak üzere falan diye bir cümle kurar. Yani iç tersin ne olduğunu, yöndeşin ne olduğunu da bil. Zaten az çok biliyorsun. Hı hı. Tam otursun diye yazdım. Benim o zaman ilk cümlem neymiş? Özetle. Gördüğün tüm darlar ve tüm genişler kenar aralarında eşit. Bu birinci cümlemizde. Mutabık mıyız buraya kadar? Mutabıkız hocam. Şimdi ikinci cümlemize geldik. Nedir ikinci? Sizin U diye tabir ettiğiniz şekil. Tamam mı? Ok varsa paralellik var demiştim. Hı hı. Yine belirteyim bunu. U diye belirttiğiniz ya da kalem ucu, çoğu kaynak bunları farklı kurallar gibi verir size. Tamam mı? Ya da bu kuralların orijinali nedir? Bu kuralların orijinali nedir? Orijinali. Bir de şöyle bir şey yazar. Çizer, çizer, nokta 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 koyar, çizer. Bunlar yine paralel. Şuraya A1 der, A2 der, A3 der, nokta nokta nokta, AN açısı der. Bu kuralın orijinali nedir? Bu üçünü de sana farklı kural gibi verir. Ama hepsi aynı. Sana bir de pratik bir bilgi vereceğim burada. Normal şartla kuralımızın kitabına göre yazacak olursak bunların toplamı nedir? N-1 çarpı 180'dir. Tamam mı? Peki şuraya ben A, B, C açıları dersen A artı B artı C nedir? 360'tır. Buraya AB dersem A artı B nedir? 180'dir. Hepsi şuradan türüyor. Hı hı. Mesela 3 tane açı olduğu için 3 eksi 1, 2 çarpı 180. 2 kenar olduğu için, 2 açı olduğu için 2 eksi 1 çarpı 180'den 180 geliyor. Tamam mı? Hı hı. Buraya kadar mutabık mıyız? Evet. Şimdi güzel kardeşim. Bunları böyle her şeyi kuralla yapmayacağız herhalde. Şimdi ben bu kalem ucu dediğin roket ya da bana göre ya da U dediğin kuralı her zaman vermez. Biraz daha şurada 3-4 tane çizer mesela. Şöyle bir şey de verebilir. Şöyle uzatır, şöyle bir şey de verebilir. Evet. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Hoca vermedi bana. O zaman formül mü ezberleyeceğim? Hayır. Pratik bilgi. Dikeyde kaç tane kenar varsa onu 180'le çarp. Sana neyi verir? Açıların toplamını verir. Dikeyde kaç kenar var? 1. 1 kere 180? 180. Dikeyde kaç kenar var? 2. 2 kere 180? 360. O zaman bana şöyle bir şekil çizerse dikeyde kaç kenar var? 4. 4. 4 kere 180 şunun ve şunun toplamı 720'yi verir bana. Mantığı anladık mı? Evet. O zaman düşey çarpı 180 eşittir toplamları. Bu da benim ikinci cümlemde. Yani bunlar ayrı ayrı kural değilmiş demek. Hepsi aynı şeymiş. Neymiş? Bir Z'yi verdik. Bir U dediğimiz, roket dediğimiz olayı verdik. Şimdi sırada ne var? Sırada ne var? Zigzag dediğimiz olay var. Değil mi? Hı hı. Zigzag dediğimiz olay var. Onunla ilgili yine tek bir cümle kuracağım. Ve konuyu bitireceğim kardeşim. Nedir o zigzag olayı? Çoğunuzun M diye bildiği kural. Ya da abartıyorum. Çizelim böyle. Bir sürü zigzag yapabilir. Hı hı. Doğru mudur? Ya da sana hiç alakası yokmuş gibi gelen bir şekil çizeyim. Çoğumuzun işte bazı hocaların etek, bazı hocaların işte bumerang, bazı hocaların işte başka bir artık ne taktiyse isim, taktığı bir şeklimiz var. Böyle bumerang dediğim bir şekil var benim. Burada da yine bir zigzaglık var değil mi? Bak çizdik, çizdik, çizdik değil mi? Evet. Şurayı çizdik. Var mı sıkıntı? Heh. Şimdi burada da aklına ne gelecek biliyor musun? Üçü içinde konuşuyorum. İçi, dışı, bir. Bu da üçüncü cümlemizde. İçi, dışı, bir. Bitti. Yani o zaman üç cümlemiz neymiş? Koca doğruda açılar konusunun üç cümleli özeti neymiş? Bir, Z'de darlarla genişler eşit. Hı hı. Hiç böyle iç ters mi iç ters fantezisine girmiyorsun. İki, U'ya benzeyen yani U şeklini andıran tüm şekillerde düşey çarpı 180. Hı hı. Toplamlarını veriyor. Üç, içi dışı. Hı hı. Bu üç cümle koca doğruda açılar konusunun özeti. Tamam mı? Hı-hı. Yani sayın hocam nasıl bunlar ne demek istiyor burada? A, B, C diyelim. O zaman burada B eşittir. A artı C. İçe bakanlar dışa bakana eşit.
A, B, C, X, Y dedim. O zaman X artı Y eşittir. A A artı artı B B artı artı C. C. İçi dışı bir yine. Bir. Doğru mudur? Doğrudur. Peki al hocam, doğruda paralellik puanellik yok burada. Bildiğim üçgene benzeyen bir şekil. Olsun. İçeridekilerin toplamı Dışarıdakine eşit. dışarıdakine eşit. Bumerangı biraz abartarak çizebilir belki sana. Şöyle çizer. İşte şöyle bir şekil yapar. Şöyle Hiçbir farkı birleştirir. yok. Fark etmiyor. Şurası, 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 şurasının toplamı, şunun toplamına eşit. Bir de şurası var tabii. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Yani içi dışı bile unutma yeter. Hı. Anladık mı buraya kadar güzel Evet kardeşim? hocam. Bir de pek sık karşılaşacağını düşünmediğim ama bazen kitaplarda fantazi olsun diye verilen, belki denk gelmişsindir bir ya da iki kere, bir şeklimiz var. Nedir o şeklimiz? Yıldız. Yıldız. X, Y, Z, K, M. Bunların toplamı nedir? 180. Tamam mı? Hı Peki hocam, hı. 180 nereden geliyor? Bunu tam olarak ispat gibi düşünme. Sadece bil diye söylüyorum. Çevrel çember düşün Hı yıldızın. hı. Zaten çemberin bir kuralı vardır. Çevre açının gördüğü yay kendisinin iki katıdır. Yani burası 2y, burası 2x, değil mi? Burası 2m gibi. Hı. O zaman hepsinden ikişer tane varsa, 2 tane x, y, z, m, k nedir? 360 360. ise yarısı 180. 180. Mantık bu. Hı. Kapış? Evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Heh. Bir de üçgenli açı kurallarını vereceğim ben sana. Hı. Doğruda açı, üçgenli açı ikisi bir aradan çıksın. Sonra direkt sorulara geçeriz. Üçgenli açı. Var mı sıkıntı kardeşim? Yok hocam. Anlıyor musun? Hı. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. İnşallah devamı da gelir. X, Y, Z, A, B, C. Burada bilmem gereken birkaç detay. Bir, üçgenin iç açılar toplamı nedir? 180. 180. Dış açılar toplamı nedir? 360. Burada sana bir çekirdek bilgi yine. Kısa bilgi. Kardeşim, üçgen bir çokgendir, değil mi? Hı. Zaten çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Dört Doğru. kenarı varsa dörtgen, 4. altı kenarı varsa altıgen. Fark etmiyor. Bir çokgenin dış açılar toplamı daima 360'tır. Hiç sekmez. Tamam mı? Altıgen de olsa dış açılar 360'tır. 15'gen de olsa 360'tır. Üçgen de olsa 360'tır. Yani hocam, kenar sayısı artınca dış açıların toplamı değişmiyor mu? Değişmiyor. Asla. Tamam? Hı. Bunu unutma. Yani burada dörtgen, çokgen, beşgen, altıgen, ongen, yirmigen yaparken, ya hoca bana dış açılar toplamı niye vermiyor gibi ikilime düşme. Zaten bir çokgenin dış açılar toplamı standart 360'tır. Hı. Tamam? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi çokgenlerde dediğimizi anladık. Hı. Peki başka ne diyebiliriz burada? İki iç açının toplamı, Bir dış açı eşit. ama hangi dış açı? Kendisine Kendisine komşu komşu olmayan. olmayan. Doğru mudur? Doğru. O zaman x artı z dersem b'ye, y artı z dersem a'ya Hayır. eşit. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Şimdi güzel kardeşim, devam ediyorum. Üçgende açılarla ilgili başka ne kuralımız var? Şöyle bir kuralımız var. Şurası açıortay, şurası açıortay. Eğer açıortaylar dışarıda kesişiyorsa, tamam mı? Kesiştikleri açı neyse, tamam mı? Kesiştikleri açı neyse, üçgenin tepe açısı onun iki katı olur. 1'e 2 oranı vardır. Hı. Tamam? Alfaya 2 alfa. Onun dışında başka ne vardır? Başka ne vardır? İçeriden açıortayların kesim noktasıyla oluşan bir üçgen varsa ve tepe Hı açısı alfaysa, üçgenin açısına da x diyelim. Alfa ne eşittir biliyor musun? 90 artı x bölü 2 eşittir. Tamam mı? hı. Bu yine üçgenin açı kuralıdır. Ve son olarak bir kural daha vereceğim. Sonra sorulara geçeceğiz. Aynı şekilde açıortay var ama bu sefer dikkat et, üçgen dışarıda Dışarıda oluşuyor. kesişmiş. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman şuraya alfa, şuraya x dersen, alfa neye eşit? 90 90 eksi x bölü 2'ye eşit. Dışarıdaysa eksi, eksi içeride içerideyse ise artı. artı. Duyanırsın mı? Hı. Hı. İlk soru kardeşim. Ne yapabiliriz? Evet. Söylemen yeterli. Atış serbest.
Şimdi öncelikle geometrinin en temel unsuru nedir biliyor musun? Matematikte zaten çoğu zaman şu tanım kısmını biz atlarız. Niye? Hikaye anlatır çünkü. Ama geometride bu tanım kısmı çok önemlidir. Geometride kelime kelime, harf harf, şekil şekil ne vermişse tane tane hepsini oku. Mutlaka oku. Tamam. Çünkü bazen detayı sana şu tanım kısmında kutu için aldığım yerde anlatır. Tamam mı? Şimdi bakalım. KA ile KC dik. Burada ortak kenar K olduğu için o zaman KA neresi? KA şurası. KC neresi? Şurası. Şurası dik mi? 70 o zaman derece. Şurası 70 yapar. E o zaman bakıyorum zaten. 70 ise şurası 110 mu olacak? E 40 buradaysa 70 kaldı. Mantığı anladık mı? Evet hocam. Devam ediyoruz. Burada ne yaparız? Burada bu tarz sorularda ne yapıyorsun biliyor musun güzel kardeşim? Açıortay, eşit kenar. Yani sana eşit bir şeylerden bahsetmişse. Tamam mı? Direkt harflendir, açılandır, isimlendir. Mutlaka. Kenar vermişse isimlendir. Açı vermişse açılara aynı değerleri belirtecek şekilde harfler ver. Tamam mı? Daha net görürsün. Mesela şuraya ben X'e X dedim. Şuraya ya da Y'ye Y dedim. Doğru mudur? Doğru. Bana ne diyor şimdi? BDF üçgeni. Ben bunu nasıl yorumlarım? B'den başlarım. D'ye uğrarım. F'ye giderim. B'den başladım. D'ye uğradım. F'ye gittim. Benim açım şurası mı? Evet. Şuraya ne kadar demiş? 140 derece. Doğru mudur? Doğru. Yani X artı Y artı alfa eşittir 140 mı? Hı hı. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. O zaman bir de ben ne biliyorum? 2X artı 2Y artı alfanın 180 olduğunu biliyorum. O zaman şurayı eksiyle çarparsam doğru mudur? Doğrudur. Alfa gider. Değil mi? Evet. O zaman şurada da X artı Y kalır. O da 40 yapar. E X ile Y 40 ise zaten şuraya ne kalır? 100 kalır. 100 kalır. Evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Anladık mı? Evet. Tamam. Buraya bak. Burada ne yaparız? Yine isimlendir demiştim ben sana hatırlarsan. X'e X derim. X'e X. Y'ye Y derim. Çok iyi. Burası da 100 ise. A, O, B 100'müş. A, O, B. Şurası 100'müş. Evet. Doğru mudur? Hı-hı. Bitti soru. O zaman 2X artı 2'ye ne eşit? 260. O zaman X artı Y'ye ne eşit? 130. Var mı sıkıntı? Yok. E, O, C zaten açısı. Zaten 130'u sormuş. Aynen. Bitti. Devam. Burada ne yaparız? İki paralelliğim var. Z'yi bir kere kullanırım. Bitti. Şurası kafadan ben 130 ise o zaman 65-65 diyebilir miyim? Aynen. Niye? Çünkü geniş açılar evet. Şu açıyla şu açı eşit demiştim direkt. Doğru mudur? Geniş açılar eşitti. E peki o zaman 130 ise şurası 50 mi? O zaman dar açılar da 50. Doğru mudur? Evet. O zaman 50, 115, Allah Allah burada 65 yaptı. Zaten Z'den Z'den dolayı bile 65 çıkıyor. C, B, A demiş. Yani şu açı istiyor 65. Zaten. 65. Evet. Tümleri bütünleri ötürü. Şimdi açıyı biliyor muyuz? Hayır, X derim. Açıya X dersen tümleri 90'a tamamlayacaksan 90 eksi X. Bütünleri de 180'e tamamlayacağım 180. için bunların toplamı da 130. O zaman 270. 20. Eksi 2x eşittir 130. Bu buraya bu buraya gelirse yer değiştirirse yani. X eşittir 70. Bitti. Tamam. Şu an. Roket ucu diyorduk. İç dış eşit. Aynen yok. İç dıştan ziyade şurayı gördün mü? Kalem ucu roket evet. Derken neydi? İçeridekilerin toplamı düşeyin iki katına eşit. O pardon, zaman düşeyde evet. iki tane varsa 360. 360. 110 burasıysa 260 yaptı. O zaman burası da 100. Burası da 100 o da yaptı. 180. O da 80 yaptı. Bu birinci çözüm. Bir de başka nasıl çözebiliriz biz bunu? Başka nasıl çözebiliriz? Şöyle düşün. Şu doğruyu bozmadığım sürece şu doğruyu ben istediğim gibi taşıyabilirim. Şöyle taşıyabilirim. Şöyle taşıyabilirim. O zaman aynı mantıkla şöyle de taşıyamaz mıyım? Taşırım. O zaman burası alfa ise burada alfa. Hı hı. O zaman bu da aynı mantıkla. Ben bunu böyle taşıyorsam, böyle taşıyorsam onu bu zaman buraya aynı yere taşırım. Bu da 70 mi yapar? Ya toplam 150 yapacaksa. O da 80 yapar. Yine bu da ikinci yol. Tamam. Hı-hı. Taşıma yapabilirsin, kaydırma yapabilirsin. Hı-hı. Tamam. Şuraya geldik. Bak yeni nesil diyeceğimiz tarzda bir soru. Değil mi? Evet. Burada ne yaparız? Bak böyle kepçe çizer, böyle işte lamba çizer, bilmem ne yapar, abuk subuk şeyler yapar. Her şeyi yapar sana. Hı-hı. Burada ben her zaman şunu söylüyorum. Normal günlük hayattan şekiller şükürler bir şey verirse vinçtir bilmem nedir falan verirse
şekli anlayacağın şekilde doğrusallaştır. Kendin doğrusallaştır. Hı hı. Mesela ne demiş? Şöyle bir doğrumuz var. Çizdim. Şöyle bir doğrumuz var. Çizdim. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra şöyle bir doğrumuz var. Çizdim. Bir de şöyle bir zeminimiz var. Bunu da çizdim. Var mı sıkıntı? Yok. Heh. Şu zaten 90 derece dik indiğinden bahsediyor bize. Dik olarak demiş. Değil mi? İndirdim 90 derece. Şuradaki alfayı mı istiyor benden? Evet hocam. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapsam. Şuradan paralel çizsem. Şuradan paralel bir şey çizsem. Şimdi buraya baktığında buradan paralel çizsem. Şuradan da şöyle paralel oluştursam. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ne olur burada? Paralel çizdiğim zaman. Şu açı 90. Şurası 90 oldu. Evet. Var mı sıkıntı Yok burada? Hocam. Yok. Şurası 85 derece vermiş. Bir de 65 vermiş sanki bana. Neresi? Ayağı masayla 65 derece yapıyormuş. O zaman şurası mı 65? Evet. Zigzagda ben ne demiştim? İçi İç dışı 1. O zaman 65 de buraya da 20 diyeyim ki içerisi 85 olsun değil mi? Evet. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Peki ters açıyı gördüm burada. Şurası da 20 20. yapmaz mı? 90 20 daha. 110. Zor mu? Değil. Önemli olan Bilirsek. Kendin görselleştirmen. Tamam mı? Hı-hı. Böyle bodoslama buradan yürüme. Bu basit bir şekilde. Buradan da yürüsen gelirdi. Ama elini şuna alıştır. Tamam mı? Şekli Hı-hı. kendin eski klasik usule çevirmeye alıştır. Al bak kepçe çıktı. Kepçeli. Şimdi burada baktığımız zaman şuradan çizelim. Şöyle bir zeminimiz var. Zemini çizdik. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra kepçemizin şöyle bir dikliği var. Tamam. Hı-hı. Çizdik. Doğru mudur? Şöyle bir kolu şöyle gidiyor. Tamam. Çizdik. Var mı sıkıntı? Yok. Şöyle iniyor. İndirdik. Doğru mudur? Hı-hı. Dik iniyor. Dik indirdik. Bir eve benzeri zaten. Hı-hı. Doğru mudur? Doğrudur. Şuradan baktığın zaman şu üçüncü kol, şu ikinci kol, şu birinci kol. Değil mi? Şu da Evet. gövdesi. Hı-hı. Şimdi bakalım ne diyor orada. İş makinesi bir zemin üzerine kazı yapmaktadır. Kabini üçüncü kolun uç kısmı yere dik demiş. Hop belirttik onu da. Evet. Tamam mı? Hı-hı. Diyor ki kabin ile birinci şey. Kabin ile birinci kol arası nedir? 120 120. derece. Yazdım. Sonra ikinci kol ile üçüncü kol arası açı. Şurası kaç? 135. 135. Zaten burada dik değil mi? Evet. Allah Allah. Sanki şurayı ben silsem. Şurayı ben silsem. Şurayı silsem. U oluşmadı mı? Evet. U oluştu değil mi? Hı-hı. Yani o zaman şunları ben paralel olarak varsayarsam düşeydeki kenarların çarpımı içenin toplamı. 180 değil mi? Evet. Yani iki tane kenar var. 180'e 180. çarp 360 yapacak. Evet. Zaten 255 burada var. 105 mi 105. kalır? Evet hocam. Ne kadar kolaylaşıyor gördün mü? Aynen. Ah, çöp kutusu. Ekran biraz küçük. Bunu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Heh. Çöp kutusu. Burada bir şey dikkat ettin mi? Şöyle bir normalde çöpün ayağı, hatta farklı renkle çizelim bir dakika. Daha net görünsün. Normalde ayak şöyle durması gerekiyor değil mi? Evet. Dik durması gerekiyor. Ben ayağını mandalına basmışım. 90 derece açılmış. Doğru evet. mudur? 90 derece. Ne kadar basmışım mandala? 30 derece basmışım. Niye? 90 çünkü 60 dik arası. Değil mi? Evet. Dik olacak. O zaman ben 30 derecede 90 açtırıyorsam yarım açılması için de 15 derece mi basmalıyım? Doğrudur. Demiş şuraya 15 derece basayım ki yarım açılsın. 45 derece demiş çünkü. Buradan yarım olduğunu anlıyorum. Evet. O zaman bura 15 ise bu ne olur? 75. Bu kadar. Zor muymuş? Değilmiş. Baktığın zaman aslında özünde kolay sorular. Şimdi bir test daha çözelim. Sonra üçgen daha çözeriz bir tane. Hı hı. Burada yine bir şey söyleyeceğim sana. Tamam. Aslında bazı geometride bazı şeyler nettir. Tamam mı? Belli temel unsur vardır. Can alıcı noktalar vardır. O noktaları gördüğün an soru kendiliğinden akıyor sana. Gel beni çöz diyor zaten. Mesela can alıcı noktalardan biri. Şu maviyi kullanalım. Kırmızı var. Şu can alıcı noktalardan biri. Sivri Paralel. bir nokta görürsen bak. Sivri bir nokta görürsen. Bir, sivri bir cisim görürsen. Paralel. Sivri yerden paralel çiz. Belki derste hani efendim soru getirdiysen bana evet. Oradan söylemişimdir Aynen. Sana. Bak. Hatırlıyorsun. Sivri yer gördün mü sivriden paralel çiz. Bitti. Al sana U dediğimiz olay. İçerisi 180 eşit olacak. 50. 50. Al bir U da burada var. Gördün 70. mü? Burada 70 yapar. Toplam 180 ise 60. Hop bitti soru. Tamam. Hı. Ne dedim? Eşit açı, Numara. eşit kenar vermişse ne yapıyorduk?
İsimlendiriyorduk. X dedim. X dedim. Y dedim. Y dedim. E, zigzagı gördün mü şurada? Aynen. İçi dışı birse o zaman 2x artı 2y nedir? 130. O zaman x artı y nedir? 65. 65. Var mı sıkıntı? Şurada x demişiz ama şu x'i silelim. Nokta koyduğumuz yeri bulalım diye. Karışmasın harfler. 65. E o zaman bana şu nokta koyduğum yeri zaten. Nokta koyduğum yeri. Şurası, şurası, şurası ve şurası vermiyor mu? Aynen yine x artı al y. Al burada gibi. X var, burada y var. O zaman şu nokta x artı y değil mi? Evet. E o zaman 65 burada. Bu kadar soru. Tamam? Hı hı. Devam ediyoruz. Şurada, şurada z, z varsa, z varsa, geniş bir z varsa, geniş açıların hepsi eşittir. O zaman 55 yapıştırdım. Hiç tersle mersle uğraşmadım. U geldi. U geldi. 180 eşit olacak. 125. 125. Bitti bu kadar. Burada z var. Z var. Ondan önce ne var? U var. U var. Zaten böyle birden fazla şekli görürsen, z, u, zigzag, 2-3 tane teorem bir arada görürsen orada değerini bildiklerden yürü. Tamam mı? Değerini bildiğin ne var? U var. O zaman şuraya 25, 25 derim. O zaman burada 25. Z'de dar açıların hepsi birbirine eşitti. Tamam? Evet. Yani dakika saniye çıktı. Zaten bildiğin için bunu şey yapmıştık. Ama yine de vereyim. Burada baktığın zaman hangisi yanlıştır demiş. Bir kere ben bunları toplarsam ne gelir? 45 derece kaç? 39 dakika. 44 derece 30 dakika. Toplarsam 69 zaten 69 derece 60 fazlasını biz yazıyorduk. Her 60'ı 51 diyorduk değil mi? O zaman 69 ise şuraya yanlış yazdık. 69'un 9'u elde var 1. Burası ne yapar? 89 bir de elde 90. 9 dakika 90 derece. Doğru mudur? Evet. O zaman bir kere bu geniş açı. Evet. Doğru mudur? Hı hı. 2A geniş açı demiş. Hayır, toplamları geniş açı. 2A da zaten geniş açıdır. 45'ten daha büyük bir şey çıkıyor. Evet. Gitti. Toplamları geniş açıdır. Gitti. Gitti. 2B dar açıdır. Evet, evet. 88, 89 yapıyor toplarsan. Bu da gitti. Hı hı. Farkları dar açıdır ki kesinlikle dar açı zaten. 3A eksi B. Şimdi 3 ile genişletirsek 135 derece 39'u 3 ile çarparsan 117 dakika. Diğeri de zaten 44 derece 30 dakika. Çıkart. Ne olur? 87. 87 dakika. Çıkart. Ne olur? 91 derece. Yok. Doğru mudur? Evet. Şu 87 dakika yazamıyoruz. O zaman 20 dakika atarız buraya. 92 derece. E bakıyorum dar açı mı? Hayır. Dikey bile geçmiş. Doğru mudur? Evet. Cevap Edirne. Bu. Şimdi bir kere U'm var. Kesinlikle. Gördün. Aferin. 30, 15 derim oraya. 75'e 75 değil mi o İç zaman? İç açıları top... 75. İç, evet doğrudur. Ha, 150 olacak. Ha, pardon evet. O zaman zigzagı gördüm şimdi. Hı hı. İçi dışı bir de. 10, 75 daha. 85. Bitti. Şuraya bakalım. Biraz daha büyüteyim şekli. Burada ne yaparız reis? Çizelim yine. Bak şuradan. Paralel. Şuradan ve şuradan. Hı hı. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman içe bakanlar. Dışa bakanlar eşit. Aynen öyle. Zaten 80 ile 90 var. 170 eşittir. Bak şurası 40 derece. Hı hı. 40. Değil mi? 75 daha. 115. Artı x diyelim. Şuraya x diyelim. Hı hı. O zaman x ne çıkar burada? 55 derece. O zaman 180'e tamamlarsak da? 125. Tamam. Hı hı. Aa, ne demiştim ben bu tarz sorular için sana? Eski tipe çevir. Eski tipe çevir. Şimdi bakıyorum kolunu çizdim. Değil mi? Şöyle uzatarak çizeyim. Kolu çizdik şöyle aşağı doğru. Değil mi? Doğrudur. Sonra şöyle çiziyorum. Doğru evet. mudur? Şöyle çizdim. Sonra şöyle çiziyorum. Hı-hı. Doğru mudur? Şöyle çiziyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Bu da kitabın uzantısı. Evet. Çizmediğimiz bir yer kaldı mı? Hayır. Kalmadı. Tamam. Şuraya 70 derece demiş. Şu çapraza. Şurası 70 derece. Doğru mudur? Doğru. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Şurası 130 derece. Doğru mu? Doğru. Ha. 130 derece. Zaten kol, bir zeminimiz varmış. Kol zemine dikiliyormuş. Doğru evet. mu? Evet. Tamam. Dikdörtgen şeklindeki defterin uzun kenarın doğrultusu. Yani şurayı soruyor bana. Evet.
Doğru mu? Hı hı. O zaman şurası 70 ise şurası da 70. Burası da 50 değil mi? Etti 120. Burası 60 mı? Burada 60. 90. 30. Gördün? Evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Al. Burada ne yaparız? Mor ve yeşil kalemlerin oluşturduğu açı 75. Hepsinden bahsetmiş. Kırmızı ve mor 40 derecedir. Alfa istiyor. Şimdi kırmızıyla mor. Renge göre çizelim. Tamam mı? Al hı-hı. Kırmızıyı aldım. Şu kırmızımız. Çizdik. Şimdi kırmızıyla yeşil varmış. Tamam, yeşili çizelim şöyle. Şöyle yeşil. Çizdik mi? Evet. Kırmızıyla yeşil şurası alfa. Sonra kırmızıyla mor varmış. Evet. Doğru mudur? O mor yerine de mavi diyelim. Kırmızıyla mor da şöyle çizersek şurası da 40 dereceymiş. Bir şey dikkatimi çekti benim. Burada baktığımız zaman mavi ile yeşil arası, yani mor ile yeşil arası 75 dereceymiş. O zaman 35 derece. 35 derece. Bize ne diyor? Kırmızı ile yeşil arası. Yani şöyle diyelim, geniş açı demiş herhalde bize. Hemen bakalım, düzeltelim orayı. Morla yeşil. Doğru mudur? Ha. Morla yeşil. Maviyi böyle uzatmış bir de. Doğru mudur? Ha, evet. Morla yeşil. Şurayı istemiyor bizden. Orası 75'miş. Tamam. O zaman şurayı istemiyor bizden. Şurayı silelim. Tamam mı? Hı. Şimdi neresi 75? Bakalım şimdi. Morla yeşil arası şurası kaç? 75 derece. 180 eşit olması gerek. Toplam 180 olacağı için 75 40 daha 115 65 derece. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Anladık mı? Evet. Al. Hayvan gibi şey yapmış yine. Burada ne yaparız? Bakalım. Doğrultusu boyunca BC kenarı 120 derece yapacak şekilde EF doğrusu boyunca kesilerek iki parça ayrılır. İki parça ayırdık. Doğru mudur? Daha sonra şekil 2'deki parça kağıt makasın doğrultusu EC. Değil mi? Şu evet. Parça. EC olacak şekilde bir daha kesiyor. Tamam. Yukarıdaki kesme işleminden sonra oluşan 3 kağıdın köşelerindeki en büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Ha, yani 3'ünün de açısını bul diyor. En büyük açı hangisinde kaç derecedir diyor. Evet. Zaten şu dar açı çıkıyor hepsi. Buna bir şey diyemem. O zaman şuraya bakalım. Ters 120 açıdan. Şurası 60 ise şurası 60 değil miydi? Evet. Şurası 70, 130. Burası 50 ise şurası 130 derece olmaz mı? Evet. Doğru mudur? Hı hı. Burası 120 ise burada 120 zaten. Evet. Burası 60. Burada o zaman 120'den büyük bir açı yok. Evet. Burada da zaten dar açı hepsi. Burada da en büyük açı 130 çıktı o zaman. Anladım. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Şimdi bakalım buraya. Üçgende açıda ne yaparız reis? İki açılar toplamından direkt orayı. Evet. Şurası 80. Doğru evet. Mudur? Hı hı. Paralellik vermiş. Her şey detaylardadır demiştin değil mi hatırlarsan? Hı hı. O zaman şurası 95 ise değil mi? Hı hı. O zaman burası U'dan dolayı şöyle 180 olacağı için 85 değil midir? Hı hı. Devam ediyoruz. Bak bakayım buraya. İç açıları küçük doğrultu. En küçük iç açı kaç derecedir? O zaman 2K, 3K, aynen 4K öyle. Değil. 9K eşittir. 180 ise K ne çıkar? 20. 20. En küçükse de. En küçük açı kaç derecedir? 2 ile çarptığım zaman. 40 yapar. Değil mi? Hı-hı. Devam ediyoruz. Anladın sen onu. Şimdi ABC üçgen 30 ile 40'ı vermiş mi? İç açılar iç açılar toplamından direkt. 100 şu 2 iç bir dıştan şuraya ben alfa artı 40 derim. Aynı zamanda şuraya 110 derim. Değil mi? Evet. Şimdi gördüklerimi yazdım. BAD şuraya x dersem x ADC şuraya da y dersem eşittir 180'miş. Evet. Doğru mudur? Hı hı. Eşittir 180. Şimdi buradan ne yapabiliriz reis? Baktığımızda alfayı istiyor bizden. Şuraya ben x artı 30 eşittir y diyebilir miyim? Evet. X artı 30 eşittir y. Eksi atarsam 30 eşittir y eksi x mi? O zaman baktığım zaman x artı y ne çıkar? 180. Buradan x'ler gider mi? Hı hı. 2y eşittir 210. Y ne çıkar? 105. Var mı sıkıntı? Yok hocam.
Y105 ise burası 75 yapar. O zaman alfamız da 35 yapar. Doğru mudur? Doğrudur. Buraya bakalım. Ortak açı varsa ne yap demiştim? İsim tak. X, Y. Doğru mudur? Evet. Şimdi dikkat et. İki iç bir dışsa şurası X artı Y. Bir şey dikkatimi çekiyor şimdi, izle. İki iç bir dışsa burada X artı Y. Doğru mudur? Hı hı. Şunlar, şunun X artı Y ise o zaman bu 90 derecedir. Doğru mudur? Evet. O zaman alfa artı beta nedir? 90 derece. Alfa eksi betayı da vermiş bana. Alfa eksi betayı da vermiş. Nedir? 20. O zaman 90. Taraf tarafa topla. 2 alfa 110. Alfa nedir? 55. 55. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Hı hı. Şu. Yanlış yaptık. A'yı sormuştu çünkü. A neresi? A işte. Ha pardon. Evet. Ben betayı sordum. Alfa yok yani. Yok pardon. Yok. Ben ne oldu dedim. Şimdi. C, A, B. C, A, B. Şu açı neymiş? X olmuş. Doğru mudur? Evet. Bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir dik üçgen var mı? Hı-hı. Şurada bir dik üçgen var mı? Evet. Şurası A ise şurası da A değil mi? Doğru. A var, 90 var. A var, 90 var. O zaman şu açı birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Diğer ikisi eşit çünkü. Hı-hı. Bitti. X'i diğer tarafa attık. 40'ı diğer tarafa attık. 30. ACF'yi istiyor bizden. ACF. Şurayı istiyor bizden. X tamam. 30 ise şurası 20 çıkar. O zaman buraya da 70 kalır. Değil mi? Evet. Şu sazan cevabımız. Dikkat ediyoruz. Tamam. Hı-hı. Bu. Eşitlik varsa mutlaka isimlendir. İsim. Eşitlikleri yaz. Harflendir bir şeyler demiştin. Değil mi? Gerek kalmadı. Şuradaki eşitlikten dolayı şuraya 30 der miyim? Doğru. Pardon. 25. Ne 30, özür diliyorum. 25 der miyim? Evet hocam. 2 iç bir dışsa şurası 50, 50 mi? Burada 50 yapar ikiz kenardan. Hı-hı. 75 yaptı. 25 de burada var. 100 yapar. Doğru mudur? Hı-hı. Bu. X, Y. Doğru mudur? Hı-hı. O 2x artı 2y artı 40 eşittir 180. Bitti, finito. Şurası 140 ise x artı y ne çıkar? 70. BAC istiyor senden. BAC. Şurayı komple istiyor. 110. 110. Değil mi? Hı hı. Şu. Burada ne yaparız? İki açım var yine. Detaylara dikkat. 60. 30. Doğru mudur? Yukarısı da 20. Şurası 70. Evet. O zaman burası 70 değil mi? Hı-hı. 80 değil mi, özür diliyorum. Evet. 70, 30, 100 daha. Hı-hı. Bitti soru. Durumunu istiyor. Doğru. Devamı gelmiş gibi diyorsun da yok yani, bu kadar. Şu. İkiz kenarı gördün. Hı-hı. O zaman evet. 180 olacaksa kalan 110 dereceyi 55 yazar mıyım? Evet. Peki 2 iç bir dışı vermeyecek mi? O zaman 35. Bitti. Kapış? Evet. Bu. Eşitliklerim var. 80'e 80. Doğru mudur? Evet. O zaman şuraya 20 kaldı. O zaman burada 20. O zaman burada 20. O zaman ikiz kenardan. Doğru mudur? 140. O zaman burası 140 yapar. Haydi. Eski tipe çevireceğim. Gelelim cenaze namazına diyor ya. Şimdi. Büyütelim. İlk olarak oyuna Ahmet başlıyor ve Berke'ye pas atıyor. Ahmet Berke'ye pas attı. Doğru mudur? Evet. Şuradan geldi top. Tamam, Berke'ye pas atıyor. Sırası Berke Deniz'e. Berke Deniz'e. Deniz Erdem'e. Böyle devam ediyoruz. Hı hı. Erdem Ahmet'e. Tekrar Ahmet'e geldi top. Tamam. Ve son olarak Ahmet ise Cenk'e pas atıyor. Bu da böyle atmış. Doğru mudur? Evet. Cenk'e pas atıyor. Cenk de topu kaleye atıyor. Ya, şu takdir Fenerbahçe oysa zaten şampiyonuz. Evet. Şimdi baktığında BAD ile DAE eşitmiş. BAD şu açıyla DAE şu açı eşitmiş. Doğru mudur? Evet. EAC ile CAF. EAC şu noktayla
CAF. CAF neresi? Şurası. Şurası eşitmiş. Zaten x, x, y, y Y. dersem x artı y buradan 90 olmaz mı o zaman? 2x, Evet. 2y 180 ise. Şu açı 90 mı oldu? Evet. Doğru mudur? Onu da farklı renkli hatta boyayalım içine. Şu açı 90 derece. Doğru mudur? Doğru. Şöyle bir üçgenimiz oluştu şurada. Bir açı vermiş olması lazım. Diyordum ki vermiş. 126 derece neresi? ADB. A, D, B. Şurası 126 ise şuraya ne kaldı? 54. 54. 90 ise buraya ne kaldı? 36 mı 36. kalır? Gördün mü? Evet. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Tamamdır. Hadi bakalım. Bir test daha bakalım. Sonra finito. Burada ne yaparız? 90'ı kullanarak Şurası şu 50 50. ise şu üçgeni görüyor musun? Evet. O zaman burası 40 40. yapmaz mı? X 24 olmaz mı? Evet. O zaman Şurası burası 48. 48. O Yine zaman buraya 90'ı da kullanarak. 42 Evet. gelmez mi? Ne istiyor bizden? Bet. Ve Burayı istiyor. aynı. Bu. Şimdi şu ikisi de açıortay olsaydı sana verdiğim kural Onu vardı. diyecektim. Şimdi onu diyeceğini fark ettiğim için demedim. Şimdi x'e x dedin mi? Evet. Hadi şuraya ben y dersem. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. Evet. Y dersem. X X artı artı y Y nedir? 70. X artı y 70. Bunu biliyor muyum? Evet. Benden BCA'yı istiyorum. BCA. Allah Allah. X artı y istiyor benden. Anladın? Evet. Açı ortalaması önemli. Onu söyleyeyim. Peki. En bilindik kenar ortayımız nedir biliyor musun? Muhteşem üçlüdür. Eğer T şeklinde 3 tane eşitlik görüyorsan orada muhteşem üçlü vardır. T şeklinde 3 tane eşitlik. O zaman burası 90 90 derece. derecedir. Doğru mudur? Doğru. 90 derece. Şimdi buraya bakıyorum. Başka ne var? BD bunlar eşit. 40 demiş. Ha, bir şey daha vermiş gördün mü? ABE. Zaten buraya X demiş kendisi. O zaman burası da X artı 10 mu? ACE. ACE. Şurası da X X artı artı 10. 10. Peki sana şu şekil neyi andırıyor? Daha demek ki bumerang. Peki bumerangda neydi şeyimiz? Mottomuz. İç. İçi dışı Dış bir. eşit. X var. X artı 10'dur. 2x artı 10. 40 da tepede var. 2x artı 50 eşittir 90. Bitti. X buradan 20. 20 çıkar. Gördün mü? Evet. Tane tane. Şu. Diklemi kullanıp Şimdi diklikleri vermiş. tersi kullanıyorum. Bak şimdi şu diki gördün mü? Evet. Şuradaki dikliği gördün. Şurası 90'sa şurası nedir? 44. 44. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Heh. Şurası nedir? 46. 46. 96, 46 daha ne yapar? 142 142. yapar. O zaman buraya da 38 38 kalır. kalır. Gördün? Evet. Her zaman bildiğin yoldan yürü. Görünenlerden yürü. O soruya bak. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Ne var burada? Yine bumerang varmış. K, M, N M. desem. K artı M artı N eşittir 120 mi? 120. Peki güzel kardeşim şu zaten 180 eksi ne? 180 80 eksi eksi M, ne? 180 180 eksi eksi A. K. Yani 540 eksi K eksi N eksi M değil mi? Evet. O da baktığımız zaman şurası zaten eksi 120 -120. yapmaz mı? Evet. O da ne yapar? 420. 420. Bu kadardı. Tamam. Evet hocam. Kolay mıymış? Tabii. Bu çözdüğümüz Öğrenince. kaynak da antrenman kaynağı ve aktif gibi bir kaynak değil. Normal bildiğin geometri çözmek isteyen ortalama ve üstü bir arkadaşın çözdüğü bir kaynak bu. Onu da bil. Yani kolaymış gibi geliyor ama biraz da ben çözdüğüm için de gelebilir o. Ama öyle ha deyince de hadi ben yaptım bir şey de yokmuş diyeceğim bir kaynak değil. Peki burada sana ekstra bir bilgi vereceğim. İster istemez soru ve istiyor bunu. Köşeden inen bir dikmemiz olsun. Buradan inen bir dikmemiz olsun. Tamam mı? Buradan Evet. inen bir dikmemiz olsun. Bu dikmelerin kesiştiği noktadan köşeden başka bir dikme inerse burası Şöyle. benim diklik merkezim olur. Ya da Diklik. buradan ikisinin kesiştiği noktadan geçen başka bir doğru diktir diyebiliriz. Dik. Tamam? O zaman bu dikilmiş, dikilmiş. Bu noktadan geçen doğru da diktir. Dikin. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Heh. Diktir. O zaman 90, 23 daha 100 113, olmuş. 67 kaldı. Ters açıdan. Orası 67, 67. 90. 23. Tamam. Evet. Bu.
A A. derim. A. A derim. B B. derim. B derim. Doğru mudur? Evet. A artı B nedir? 134. 134. Doğru mudur? Evet hocam. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman bakıyorum şimdi. Şurada iki üçgen var. Toplamları 180. Burada iki üçgen var. Toplamları 180. Şimdi şurası 180 eksi 2 A mı? Şurası da 180 eksi 2 B mi? Evet hocam. O zaman 360 eksi 2 Eksi. parantezinde A Aha. artı B demeyeceğim mi? Zaten şu 134 değil miydi? Evet. O zaman baktığımda 134, 268. 268. O zaman 92 mi kalıyor? Evet. O zaman şuralar 92 mi? Evet. O O zaman zaman buraya da ne kaldı? 88. 88. Tamam. Evet hocam. Var mı sıkıntı? Yok. Bu. 30. 30. Şu. 70. 70. Şu üçgeni gördün mü kral? Evet hocam. 100 derece. 50-50. 40-40 40-40 yapmasın. pardon. Özür Evet. dilerim. 40 bizim uğurlu Hı sayımız hı. biliyorsun. 2 hiçbir dış yapmaz mı bu da? Evet hocam. Bitti. Bu. Değerleri doğru oku. Eşitliği vermiş zaten. DC DC eşit demiş. O eşittir. zaman burada X, değil mi? Evet. Onun dışında BA BA 70 70. demiş. Doğru mudur? Evet. Şuraya ben A dersem burada mı A? Hı. Peki 2 İç iç bir dış vereceği bir için burası 70 yapmaz mı? o zaman 110 54 kaldıysa 55'e 55. bitti. Tamam. Evet hocam. 10. Tamam. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Yine bumerangım Şurayla var. şura eşit. Evet. Doğru mu? Şurayla da şura eşit. O zaman bu simetrik bir cisim. Şu alfa A'ya ise burada alfa. alfa. Doğru mudur? Evet hocam. İçeridekilerin toplamı neyi veriyordu bana? Dışarıdakini veriyordu. Dışarıdakini veriyordu. O zaman 2 alfa artı 110 110 eşittir eşittir 176. 176. O zaman şurası O 66. zaman Alfa ne 33. çıkar? 30. 3. Tamam. Evet hocam. Bu. Daha demin çözdüğümüz soruya bence. Çok benziyor. Birleştirelim. Şu yeşili, şu yeşili gibi düşünsem. Evet. Doğru mudur? Doğru. Heh. Şimdi baktığın zaman kırmızı mavi. Şu kırmızıyla şu mavi alsam bak. Kırmızı. Değil mi? Uçları birleşiyor. Kırmızıyla mavinin uçları arası kaç derece? 80 80. derece, değil mi? Baktığın zaman mavi ile yeşil arası kaç derece? 45. 45. O zaman buraya ne kaldı? 35. Tamam. X açısı nedir demiş. Yanlış mı hesapladık? Bir daha bakalım. Az önceki gibi yine ters köşe olduk. Tane tane çizelim. Şimdi yeşille kırmızı. Doğru mudur? Evet Yeşilin hocam. ucu mavinin ucu. Dersem şöyle. Evet. Burası 45 mi? Doğru mudur? Doğru. Mavi ile kırmızı da 80 mi? Evet. O zaman toplam burası 125 125. yaptı. 55 mi 55. kaldı? Şimdi oldu. Tamam. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Evet. Bugünlük bu kadar.